Bugünkü tarifimde kırmızı saçlar için çok güzel bakım spreyi olarak bir sprey hazırlayacağız arkadaşlar. Kullanacağım malzemeler tamamı bitkisel. İlk önce bir kırmızı pancar kullanacağım. Bir tane kırmızı havuç kullanacağım. Bunların ilk önce kabuklarını alacağım. Ve bu tarif oldukça da kolay. 3 dakikada hemen hazırlayabileceğiniz ve saçlarınıza günlük sıkabileceğiniz bir tarif olacak. Hemen havucumuzun da kabuğunu alalım. Sadece pancar ve havucun kabuklarını kullanacağım bunda. Ve diğer iki malzeme daha ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi bu yeter. Bu kabuklar bizim için yeterli olacak. Ve bir cezvemize hemen bu aldığımız kabukları koyuyoruz. Bunu ocağıma alıyorum. İlk önce biraz su ekleyeceğim. Cezveye daha sonra bir su bardağı da su ekliyorum. Bu hazırlayacağımız sprey sadece saçı kırmızı olanlar kullanabilecek arkadaşlar. Sarı ya da kumral saçı olanlar kullanmasın lütfen. Bu hazırladığımız saç spreyinin renginin sabit kalabilmesi için bir çay kaşığı kadar da karanfil ekliyorum. Karanfil biliyorsunuz arkadaşlar saçlara hem bakım yapıyor hem ince telleri kalınlaştırıyor hem de dökülmesini de önlemiş oluyor. Bu yüzden karanfili saç bakımlarımızda sıkça kullanalım. Ben çünkü çok sık kullanıyorum saç bakımında karanfili. Cezvemi ocağa alıp kaynatıyorum. Cezvemiz kaynadıktan sonra 3 dakika daha kaynatıyoruz. Altını kapatıyoruz. Ocaktan aldıktan sonra kapağını kapatıyoruz. 5 dakika dinlendirmeye bıraktım. Biraz dinlendirdikten sonra yani soğuttuktan sonra tekrar şöyle bir karıştıralım. Rengi ne kadar güzel oldu arkadaşlar. Görüyor musunuz? Tam kırmızı saçlara bakım spreyi oldu. Şimdi spreyimizin içine yarım tatlı kaşığı kına ekliyoruz arkadaşlar. Kına biliyorsunuz ki saçları çok güzel besliyor ve parlaklık veriyor. Eğer saçınız zayıf ya da mat bir görünümde ise kınayı mutlaka kullanın saç bakımlarınızda. Bu yarım tatlı kaşığı kınayı spreyimize ekliyoruz. Tekrar bir karıştırıyoruz. Yalnız bu kınayı eklerken spreyimiz soğumuş olsun arkadaşlar. Sıcak spreye katmayalım kınayı. Kınayı da ekledikten sonra şöyle kaldıralım kınamızı. Ve sonra da şöyle cam bardağımıza süzelim. Çok güzel bir rengi oldu. Eğer sizin de saçlarınız kestane ya da kırmızıysa bu spreyi siz de yapın kullanın arkadaşlar. Gerçekten saça çok güzel bir bakım veriyor. Ve daha sonra rahat kullanabilmek için şöyle bir spreyle şişemize aktaralım. Rengini görebilmeniz için cam bardağa aktardım ki spreyimizi. Siz de saç renginize göre bu spreyi hazırlayıp kullanabilirsiniz. Hazırladıktan sonra kullanıma artık hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hem yapımı oldukça kolay hem de kullanımı da çok kolay olacak. Renginde görüyorsunuz. Tamamen kırmızı. Spreyimizi nasıl kullanacağımızı da anlatayım arkadaşlar. Eğer saçlarınız tamamen kırmızı boyalıysa ya da rengi gerçekten kırmızıysa ya da kestane, açık kestane ise bu spreyimizi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Saç kökünde de tabii ki beyazlarınız varsa bunu saç köklerini tamamen sıkarak masaj yaparak saç köklerine yediriyorsunuz arkadaşlar. Saçlarınızın diğer renk tonuna eşitleyebilirsiniz. Bunu her gün saç dibine sıkarak tabii ki beyazı olan arkadaşlar için. Saçınızda beyaz da yoksa tabii ki bunu sadece banyodan sonra saçlarınızı nemliyken sıkıp parmak uçlarınızla masaj yaparak yedirin ve saçlarınızın
daha bakımlı, gür ve parlak olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Evde hazırlayabileceğiniz en kolay bitkisel saç bakım spreyi işte bu kadar. Yapımı kolay, kullanımı da o kadar kolay. Saç görünümünüz çok kuru ve kırıklarınız da varsa bu spreyimizin içine bir tatlı kaşığı kadar da hakiki zeytinyağı da ekleyerek günlük kullanabileceğiniz en güzel sprey de işte bu diyebilirim. Yepyeni tariflerim için, devamı için videolarımı beğenip abone olmayı da unutmayın. Hoşça kalın.